Sevgili seyirciler konut faizlerinde aylık oran 1.97'ye kadar geriledi. Oranların daha da düşmesi bekleniyor ilerleyen günlerde. Şimdi Göktuğan Argın ekonomi müdürüne, Takım Gazetesi ekonomi müdürü Sayın Faruk Erdeme konut faizlerinin son durumu soracak ve konuşacaklar. Göktuğan söz size bırakalım. Ekonomi yazarı aynı zamanda Takvim Gazetesi'nde ekonomi müdürü biz onu aslında hep meşhur tahtasıyla tanıyoruz yine o tahtasının evet. hesaplarıyla birlikte aslında konut faizlerini konuşacağız ama e, örnekler burada önce e, kul artık düşüyor banka faizleri de düştü e, şu anda nasıl? Biliyorsunuz Ağustos'ta bir kur saldırısı yaşadı Türkiye. Onun ardından e, ekonomideki dengeler biraz bozuldu. Tabii hem enflasyon yükseldi hem faizler yükseldi. Ama daha sonra alınan tedbirlerle ekonomide bir dengelenme sağlandı. İşte tahvil faizleri %17'lere kadar geldi. E, enflasyon düşüyor. E, kur e, Ağustos'tan bu yana %40'ın üzerinde bir düşüş gösterdi. Dolayısıyla bankaların da ...faizleri düşürmesi gerekiyor ama bankalar... ...ne yazık ki bu konuda biraz yavaş davranıyorlar. Örne örneğe örneğe geçelim. geçelim. Ama buna rağmen... ...faizler de düşmeyi görüyoruz. Önümüzdeki ayda inşallah bu kredi faizlerinde... ...çok daha düşük rakamları... ...göreceğimizi umut ediyorum. Bankaların da artık elini taşın altına sokma zamanı geldi. Şimdi... ...bu kur saldırıları olduğu zaman... ...konut kredisinde faizler... ...3.24'leri görmüştü ki... ...çok yüksek faizlerde yıllık %47'yi... ...aşmıştı bu faiz fakat şimdi ee, 3.20'de dörtlük aylık faiz %1.87'ye kadar geriledi. Bu da yıllık 26.64'e kadar düştü. Tabii bunun önümüzdeki ayda bir buçuğa kadar inmesini de bekliyoruz. Hatta birin altı da bizim için bir stratejik alan birin altında görmek istiyoruz. Şimdi 300 bin liralık bir konut kredisi kullanan vatandaşın eskiyle yeni karşılaştırmasını yapalım isterseniz birlikte. Kazancı ne olacak? Evet, onu vatandaşlar 300 bin liralık bir kredi aldı. Şimdi kazançları ne olacak? Evet. Bu vatandaşın 10 yıl yani 120 aylık bir vade kullandığını düşünürsek 3.24'lük faizle ayda 9.936 lira bir kredi borcu ödüyordu. Yeni faizle yani 1.87 ile 6.539 lira ödeyecek. Diğer faizle toplamda 1.192.380 liraya bu evi mal ederken şimdi 784.712 liraya mal edecek. Kazancını sordunuz ayda 3.397 lira cebinde kalacak toplamda da 407 bin 668 lira bu vatandaşın cebinde kalacak. Yani şu faiz değişiminin yani bir sonucu. daire parası daha cebinde kalıyor. Aynen öyle. Peki merak edilen bir soru daha. Şimdi bir 3.24'te daire alan bir vatandaş. Doğru. Şu anda bir suçu ne günahı ne 1.87'ye evet. düştü. Onlara bir yapılandırma var mı? E, elbette bu imkan var. Yani faizler düştüğü zaman buradan onu da söyleyelim. Hemen bankanızla irtibata geçin. Her düşüşte e, borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Tabi burada şöyle bir durum var: yasal olarak yüzde ikilik bir e, yeniden yapılandırma parası ödüyorsunuz. O da mesela 300 bin'de 6 bin lira civarında evet, bir paradır. Kazanca bakacak. Evet, olursa. kazanca bakacak olursanız e, mutlaka bu yapılandırma yapsınlar. Yani yüksek faizden eğer kredi kullanmışlarsa yeni faizlerle bankalarla görüşüp. Bu yapılandırma yapmalarını öneriyoruz. diyebilir miyim şimdi 300 bin lira 6 bin lira olunca yine tabii. şurada 401 bin lira gibi bir. E tabii bir, bir dosya masrafları yani. vesaire de varsa 400 bin liraya 400 bin yine kar da olacak. Evet, olacak. E, e, olacak. Ev aylık taksitleri düşecek. O yüzden biz faizden daha da düşmesini bekliyoruz önümüzdeki aydan itibaren yani bir buçukları görürüz. O zaman da 187'den alan yeniden yapılandırma, yapılandırma yapabilir. Gibi. Peki şu anda bankalarda e, biraz girerken bahsettiniz. E, kur düşüyor, tahviller düşüyor. Neden e, evet. düşmüyor diye. Sadece konut faizlerinde değil. Birçok faizler evet. bu şekilde. Mi? Yani şey e, bankaların artık bu ekonomideki dengelenmenin neticesinde e, piyasalar faizi düşürüyor. Dediğim gibi tahvil faizleri düşmüş. E, gösterge faizleri düşüyor. Başta Merkez Bankamız olmak üzere e, kur yüzde kırkın üzerinde düşmüş. Yani ekonomideki o hani bahane edilen e, görüntü ortadan kalkmış. Dolayısıyla başta Merkez Bankamız olmak üzere bütün bankalar ellerini taşın altına koyup bu faizleri düşürmeleri lazım. Yani kredi faizleri Faizlerini düşürmezseniz bizim istediğimiz yatırım, üretim ortamına ulaşamayız. Yani e, faiz düşecek ki e, yatırımcı da e, kredi alacak, yatırım yapacak, üretim yapacak ve ekonomi büyüyecek. Çok teşekkürler. Biz o zaman Faruk Erdem'i e, çok teşekkür ediyoruz yine yayınımıza katıldığı için. E, ekonomi Müdürü, Takvim Gazetesi'nin ekonomi müdürü ama birçok alanda kendisi bize hem bu tahtasındaki hesaplamalarıyla yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Söz tekrar merkeze bırakalım.